Bu meselenin birkaç yönü var arkadaşlar. Birisi muamelenin faizli olması. Efendim. Birisi vadelerin enflasyon oranına göre belirlenmesi. Bunun esas alınması. Bu iki nokta üzerinden eleştiriler, tenkitler var. Bir alışveriş akdinde faiz bahis konusu olduğunda o alışveriş fasit olur. Geçersiz olur. Ta ki faiz bahsini oradan çıkarana kadar. Çıkarırsanız o akit sıhhat kazanır ve nafiz olur, yürürlükte olur, yürürlüğe girer. Burada bir faiz bahsi var. Dolayısıyla faizli bankayla münasebet var buna bağlı olarak. Bu nokta bazı meslektaşlarımız tarafından sıkıntılı olarak değerlendiriliyor. Ama son anda işin içine bu finans kurumlarının da dahil edilmesiyle bu faizli banka sakıncası aşılmış oldu. Geriye kaldı faizsiz finans kurumlarından kullanılacak olan finansmanın faiz ihtiva edip etmediği. Bu faizsiz finans kurumlarının çalışma sistemleri hakkında öteden beri bir kısım eleştiriler var. Bir kısım olumsuzluklar var. Bunları öne sürerek gene bir kısım meslektaşlarımız bunlarda da problem olduğunu, bunlar vasıtasıyla ev almanın, araba almanın, gayrimenkul almanın doğru olmadığını, caiz olmadığını söylüyorlar. Kapitalizmin küreselleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Kendi kapalı devre dünyanızı kurup onun içine girip bir fanusun içinde yaşar gibi yaşama imkanınız yok. Ne yaparsanız yapın küresel sistemle bir yerden bağlantı kurmak zorundasınız. Bağlı olmak zorundasınız. Böyle bir sistem var. Dolayısıyla bu finans kurumlarından, faizsiz finans kurumlarından da çalışma sistemlerini bu küresel kapitalist sistemden tamamen tecrit edip tamamen bağımsız hale getirmelerini beklemek çok reel bir şey değil. Ya bu imkansız bir şey. Bir yerden bir yere para gönderirken bile o sistemin çarklarına girerek gönderiyorsunuz. Yani böyle bir sistem kurmuş bu sistemin sahipleri. Dolayısıyla bu finans kurumlarının çalışma sistemlerinde rahatsız edici unsurları tolere edebilmemiz lazım. Bunu bir geçiş, bir tecrübe olarak düşünüp bunu tolere edebilmemiz lazım. Bu önemli bir tecrübedir. Faizsiz banka dediğimiz şeye doğru, faizsiz bir ekonomiye doğru daha doğrusu bizi götürecek olan önemli bir tecrübedir. Bu tecrübe akim kalırsa, bu tecrübe başarısız olursa efendim faizsiz bir ekonomiden bahsetmek giderek zorlaşır, zorlaşacaktır. Dolayısıyla bu sistemi desteklemek lazım. Bu sisteme omuz vermek lazım. Kontrolü de bırakmamak lazım. Daha evvel yine muhtelif vesilelerle bahsetmiştim. Bu sistemde bir istismar var mı? Elhak var. Elhak var. Kar amacıyla kurulmuş bir sistem. Bu faizsiz finans kurumlarının sahipleri kar amacıyla kurmuşlar bunu. Böyle bir dayanışma sandığı gibi bir şey değil bu. Ama bu kar da azıcık insaflı olsa iyi olur yani. Efendim. Müslümanların faize bulaşmama hassasiyetlerini bu finans kurumlarının özellikle de bazıları son derece açık biçimde istismar ediyorlar. O oranlar falan böyle uçuk kaçık şeyler. Bunu da nazarı dikkatte tutmak lazım. Ama buna rağmen bir toplumsal hassasiyet oluşturmak gerekiyor. Yani nasıl ki kadın hakları konusunda bir hassasiyet var toplumda, nasıl hayvan hakları konusunda bir hassasiyet var, bu konuda da
bu hassasiyeti taşıyan insanların, Müslümanların bu kurumlara, bu kurumların karar mekanizmalarına bu hassasiyeti taşıyabilmeleri lazım ki siz bize ne dayatıyorsanız biz onu elsiz ayaksız kabul etmek zorunda değiliz. Bakın şöyle şöyle şeyler var gibi. Bu mekanizma nasıl kurulur bilmiyorum ama hani bir ombudsmanlık falan gibi şeyler var. Bunlar üzerinden belki gidilebilir. Ama netice itibarıyla ben faizsiz finans kurumlarının akamete uğramasına, başarısız olmasına izin vermemek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sistemde bir finansman kullanımı söz konusu. TOKİ'den bu kurum evi alacak, size satacak. Bu alışveriş bahis konusu olduğunda ortadan o faiz sakıncası da kalkmış oluyor. Peki genel olarak bu faiz oranı enflasyonun altında kaldığı zaman faiz midir, reel faiz midir? Tartışma büyük ölçüde bu noktada devam ediyor. Burada bir faiz var. Faizin olduğu yerde de akitten, akdin sıhhatinden söz etmek mümkün değil. Fakat fıkıh kitaplarımızın sarf veya büyü gibi bahislerinde dağınık olarak gördüğümüz bir kısım içtihatlar var. İmamlarımızın içtihatları var. Efendim, bazı alimler bu içtihatları özel risalelerde, kitaplarda toplamışlar. Bunlardan birisi İbn Abidin merhumun Tenbihur Rukut ala Mesailin Nukut diye bir risalesi var. Mecmuatur Resail diye iki ciltlik bir eseri var onun. Risalelerini toplamışlar o iki ciltte. Onun ikinci cildinde yer alıyor bu risale. Tenbihur Rukut ala Mesailin Nukut. Adı da enteresan risalenin. Uyuyanı uyarmak. Nakit paralar konusunda uyuyanları uyarmak. Orada imamlarımızın bir kısım içtihatlarından bahsediyor İbn Abidin merhum. Altın ve gümüş paranın, dinar ve dirhemin tedavülde olduğu bir ekonomik ortamda, bir zaman diliminde bu paraların içine bakır miktarlarının fazlaca katılmasıyla bunların değeri düşüyor. Böyle bir ekonomik durum, finansal durum yaşanıyor. Tarihte de olmuş bu. Altının içine biraz fazla bakır katınca efendim 22 ayardan 18 ayara düşüyor mesela. Gümüşün içine başka maddeler katınca bunlara mağşuş deniyor. Bugünlerde bu gıda terörü dolayısıyla tedavüle çıkan bir tağşiş kavramı var ya, tağşiş ya da taklit diyorlar. İşte o tağşiş karışım demek. Yabancı bir şeyin başka bir şeye karıştırılması. Bizde de vardır ıstılahımızda, bunlara mağşuş para diyorlar. Yani içindeki yabancı madde miktarı artırılmış. O artık bir karışım haline gelmiş. Böyle olunca bu karışımdan önce yapılmış bir akit sonucunda efendim müşteri bayiye satın aldığı malın bedelini ödeyecek. Veresiye almış. Efendim bir hafta sonra verecek ama o hafta içi paranın kıymeti düşmüş. İçine çok bakır karıştırmışlar. Efendim bu ödemeyi nasıl yapacak? Bazı imamlarımız diyorlar ki bu ödemeyi akdin yapıldığı günkü malın değeri üzerinden yapacak. Malın akdin yapıldığı günkü değerini ödeyecek. Bazı imamlarımız da diyorlar ki kabzın vuku bulduğu günkü değerini ödeyecek. Yani ele geçirme, hani alışverişte bir kabız şart. Menkul mallarda özellikle. Diğerlerinde de işte tescille, kayıtla vesaireyle yani uhdesine alma, mülkiyetine alma anlamında kabz. Bazı imamlarımız da demişler ki değer ödemez de miktar öder. Yani ne miktara anlaştılarsa onu öder. Diyelim ki birisi birisinden 10 dinarlık bir mal satın aldı veresiye. Ödeme zamanı geldiğinde altının, dinarın içine çok bakır karıştı. Dinarın kıymeti düştü. 3 görüş var. Bir görüş diyor ki
alışverişin vuku bulduğu gün mal o gün değeri neyse o ödenecek. Dolayısıyla o gün 10 dinara almıştık biz bunu. Paranın değeri düştü, aynı malı biz 12 dinara alabileceğiz. Demek ki 12 dinar ödeyeceğiz. Bir görüşe göre kabzın vuku bulduğu günkü değeri ödeyeceğiz. Ne zaman tescil yapmışız veya menkul bir şeyse ne zaman almışız mülkiyetimize o günkü değer ödenecek. Üçüncü görüşte diyor ki miktar ödenecek. 10 dinarsa 10 dinar. Şimdi bu üç görüş içerisinde bugünün diline uyarladığımızda paranın mağşuş olması, değerinin düşmesi enflasyona tekabül ediyor. Dolayısıyla alış akdin yapıldığı günkü kıymeti öder diyen imamlarımızın görüşünü bugüne aktardığımızda daire satın aldığımızda dairenin satın aldığımız günkü kıymetini ödeyeceğiz demek ki. Ama daireyi satın aldığımız gün o daire 100 bin liraydı. Paranın değeri düştü. Oldu 110 bin lira kıymeti. Dolayısıyla 110 bin lira ödeyeceğiz. Bu faiz mi? Hayır, bu faiz değil. Adı faiz olsa bile bu faiz değil. Yani reel faiz değil. Bir de tabii bizim mecellemizde bir kaide var. Ukutta itibar elfaz ve mebaniye değil, makasıt ve meaniyedir. Çok kıymetli bir kaide bu. Yani akitlerde kullanılan kelimelere itibar edilmez, maksada bakılır. Bu akit niye yapıldı? Akdin tarafları birbirinden ne bekliyor? Belki yanlış ifade ettiler. Belki yanlış kelime kullandılar. Belki hatalı bir söz söylediler. Bunu dikkate almayacağız, maksada bakacağız. Dolayısıyla hem ortada reel olmayan bir faiz var, enflasyon oranının altında. Hem de böyle bir kaide var elimizde. Dolayısıyla gelin bunu yokuşa sürmeyelim. Birbirimizi de itham etmeyelim. Ya Ebu Bekir Hoca da bozuldu, saray fetvacısı oldu, faize fetva vermeye başladı. Yapmayın etmeyin. İsmail Ağa'daki hoca arkadaşlarımız neler neler söylediler. Ebu Bekir Hoca bunu nereden söylüyor? Dört mezhepte bile böyle bir şey yok dediler. Dört mezhebin kaynaklarını nasıl taradılar, nasıl araştırdılar bilmiyorum ama dört mezhepte bile benim söylediğim şeyin yeri yokmuş. Ya insaf edin biraz. İnsaf edin, gidin bir araştırın, bakın. Kaynağını da verdim, adını da zikrettim. Gidin bakın. Şu ana kadar bu konuda bir geri dönüş olmadı bana aleyhte. Hocam sen böyle diyorsun ama bu mesele bu meseleyle farklı, alakası yok veya sen yanlış anladın falan diyen kimse yok. Dolayısıyla işi biraz ciddi tutalım. Bu işte konuşma durumunda olan insanlar alsın o Risale'yi okusun. O Risale'nin kaynaklarından biri de neşredilmiş. Onun da linkini verdim Twitter'dan. Onu da gitsin okusun. Turpeşte'nin bir Risalesi. Baksın oradan ne netice çıkıyorsa onu insanın gündemine sunsun. İnsanları sık boğaz etmenin bir anlamı yok ki. Eğer bir çıkış yolu varsa ki önümüzdeki ders inşallah bununla ilgili rivayetler gelecek. Bir çıkış yolu varsa ümmeti efendim başkalarını zengin etme mecburiyetinden kurtaralım kardeşim. Ömür boyu kira ödemek zorunda kalıyor insanlar. Ömür boyu bunların çoluğu var, çocuğu var, giderleri var, şusu var, busu var. Niye mahkum olsun ki buna? Böyle bir kapı varsa bunu niye kapatıyoruz ümmetin yüzüne yani? Mesele bundan ibaret özet olarak. Kanaatime göre buradaki faiz reel faiz değildir. Belki şu sıkıntıdan bahsedilebilir faizli muamele yapan bankalar bağlamında. Efendim faizli bankayla çalıştınız. Bu bir sakınca mıdır? Bu bir dezavantaj mıdır? Evet. Ona bir şey diyemem. Dolaylı bir sakınca burada ortaya çıkıyor. Ziraat Bankası ya da Vakıflar Bankası'nın finansman kısımları değil, normal faizli versiyonlarını söylüyorum. Bunlar da biliyorsunuz TOKİ kredisi veriyor. Dolayısıyla bu adı faiz olsa da gerçek faiz olmayan bir şey. Burada en fazla faizli bankayla çalışmanın sakıncasından bahsedebilir meslektaşlarımız. Ben de bu konuda onlara iştirak ederim. Ama burada kapı tamamen kapalı değil, bunu yapmayalım. İnsanları, ümmeti rahatlatalım. Mevzu bundan ibaret.